Kimileri için keyif, kimileri için zorunluluk. Dışarıda bir restoranda yemek yemekten bahsediyorum. Ama artık hadi bugün de dışarıda yiyelim derken iki kere düşünmek lazım. Çünkü fiyatlar herkesin malumu epey arttı. Araştırma gösterdi ki geçen yıla göre artış %102. Şov Haber'de sokağa çıkıp dışarıda karın doyurmanın maliyetini araştırdı. Her şey enflasyona bağlı olarak arttığı için yemek fiyatları da arttı. Çok sıkıntılı bir durum. Dışarıda eskiden yemek yerdim, artık hiç yapamıyorum öyle bir şeyi. Verileri İstanbul Ticaret Odası açıkladı. Dışarıda yemenin maliyeti geçen yıla göre %102,47 oranında arttı. Sadece geçen aya göre ise artış %14,02 oldu. Ben hiç dışarıda yemek yemiyorum. Her şey çok pahalı. Alışamadım. Alışamayacağım da zaten. Lütfen düzelsin. Geçen sene 30 lira civarında bir şey ödüyorduk. Büyük ihtimalle 80 lira civarında bir şey ödeyeceğim. Yani %100 üzerinde bir artış söz konusu. Bakın şimdi size bu yemeğin maliyetini söyleyeceğim. Çorba 25 lira, pilav 20 lira, tas kebabı 80 lira, kadayıf tatlısı 30 lira. Yani toplam maliyeti tam 155 lira. Peki bu hızlı artışın gerekçesi ne? İşletmecilere göre diğer zamlar. Elektrik, doğalgaz, gıda fiyatları inanılmaz bir şekilde artış yapıyor. Bunlar artış yaptığı için de biz de ufak da olsa artı koymak zorundayız. Fiyatları akılda tutmak bile zorlaştı. Ben 80 biliyordum ama 100 TL'ymiş. Pahalı yani. Geçen sene 60 TL ödüyorduk. Sokakların ve sofraların vazgeçilmez lezzeti olan tavuklu, nohutlu pilavın fiyatı da güncellendi. Geçen sene 20 liraydı, bu sene ise 40 lira oldu. Bir dönercideyiz. Bakın bu porsiyon dönerin geçen seneki fiyatı 69 liraydı. Dürüm dönerin fiyatı 49 lira. Yanındaki bulunan tombik dönerin fiyatı yine 49 liraydı. Ve İskender'in fiyatı da geçen sene 99 liraydı. Ama bu sene fiyatlar değişti. Porsiyon dönerin fiyatı şu an 149 oldu. Dürüm ve tombik dönerler 129 lira oldu. İskender dönerimiz ise 229 lira oldu.